gözüken, özellikle benim bildiğim kadarıyla epeyce açılmamış olur ama bizim belediye meydanında, oradan örnek verebilirim, caminin tam karşısında birkaç tane yol var aşağı doğru açılması gereken. Hiçbirisi açılmadığı için insanlarımız 1 kilometre, 1,5 kilometre dönerek dolar gidiyor her akşam, her gün. Bu sorunu çözeceğiz. Açılmadık yolları açacağız, çalışmalarımızı yapacağız. Sana, bu şarkı sana, beni anlasa. Evet, bizim Tarzan'da köy kahvesi dediğimiz bir kahve var. Münir Başkan'ın zamanında yapılmış bir kahve. Bunun hep yapıldığı günden bugüne hep konuşulan bir sorunu var. İşte köy kahvesinin gelirini cami derneğine bırakalım diye. Ben buradan söz veriyorum. 6 ay boyunca cami derneğine, 6 ay boyunca da okula aktaracağım. Kalbimi verdim ben sana oradayım. Evet, Gelet çevresinde bizim bir arazimiz var. Buraya hobi bahçesi diye bir olay var şu anda, yeni bir olay. Evet, hobi bahçeleri kuracağız. Dışarıdan insanları buraya çekmeye çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, öğrencilerimizin şu anda okuldan mahalle aralarına taşıma işi şu anda yapılıyor. Bizim zamanımızda devam edecek. Daha düzenli ve disiplinli bir şekilde. Ulaşım işinden belediyenin de para kazanır hale gelmesi gerekiyor. Halkımızın toplu taşımada daha uygun fiyata çana gidip gelmesi gerekiyor. Örneğin hiç kimse buradan ya ben 200 lira yol parası vereceğime giderim 250 lira çağında kirada dururum dememesi gerekiyor. Dedirtmememiz gerekiyor. Engelli vatandaşlarımız var. Engelli vatandaşlarımız ve onların refakatçileri kesinlikle bizim zamanımızda yol ücreti vermeyecek. Gene 70 diye belirledik. 70 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızdan da ulaşımda yol ücreti almıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şunu belirteyim, biz bizim zamanımıza değen kişisel konuşmayan ekip olarak buradayız. Ne yaparsak, bir tesis, bir şey kurursak, park veya başka bir tesis, buraya hep belediğimizde daha önce yaşamış, aramızdan acı bir şekilde ayrılmış olan kardeşlerimizin isimlerini vereceğiz. Şu anda eski ilkokul olarak bilinen, şu anda tamamen kullanım dışı olan binaya halk eğitim merkezi yapacağız. O binanın tam arkasında ciddi olarak bir yer var. Buraya da gene açık hava düğün salonu yapacağız. Sağlık ocağına doğru orada yürüyen bir parsel var. Oraya da çocuk parkı yapacağız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kalbimi açtım, ben sana oradayım. Yüreğimle yarım meydan, meydan senin. Kalbimi verdim, ben sana oradayım. Süre Mahallesi'ne bir tane merkezi yapıyoruz, bir tane dibek başı yapıyoruz, bir de yeni mahalle yapıyoruz. Süle Mahallesi'nde toplam 3 adet parkımız olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çakmakçehir Mahallesi'nde de toplam 7 adet parkımız olacak. 1, 2, 3 değil, tam 7 adet. Zaten şu anda mevcut da var. Bu mevcutları düzenleyeceğiz. Yenilerini de yaparaktan toplam 7 adet parka çıkaracağız. Tarzan'da park sorunu kalmayacak. Ayrıca bu parkların da bakımlarını, temizlik işlerini yazın sezon geldiği zaman gene ihtiyaç sahibi bayanlarımıza sizlere yaptıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. O güzel başını göğsüme yasla. Bu şarkım sana, beni anla sana. Gene bu Terzan'daki eski ilköğretim okulunu restore edip halk eğitim yapıyoruz. Orada bir bölümünü ayıracağız. Orada da etnografya denilen daha önce
eskiden atalarımızın, ecdatlarımızın kullanmış olduğu eşyaları orada sergileyeceğiz. Bununla ilgili bir müze çalışmamız olacak. Hayırlı bir olsun. Sana beni anla sana. Sana beni. Evet, merkezdeki, şu anda Terzaman merkezindeki AKP'nin belediye başkanının kullandığı parkı da restore edeceğiz. Oraya da inşallah rahmetli arkadaşım Ergin Koçer'in adını vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben sana orada gelirim. Yüreğinle meydan, meydan senin. Kalbimi de... Evet, en büyük projemiz inşallah alnımızın akıyla çıkmak nasip olur. Cenab-ı Hak nasip eder. Şu anda belediye binasıyla, şu andaki belediye binasıyla mevcut ilköğretim okulu arasına bir spor komple tesisi kuracağız. İçinde futbol sahamız, halı sahamız, basketbol sahamız, kafeteryamız, bir açık hava düğün salonu olacak. İnşallah Mevlam nasip eder, en kısa zamanda hizmete sunarız. Sanırım atladım. Belediye meydanlarında, mahalle meydanlarında diyeyim. Burada Terzaman Belediye Meydanı'nda ücretsiz internet hizmetimiz olacak. Evet, bir daha büyük bir proje çalışması yapmıştık ama yani problemli bir konu olduğu için dile getirmedik. Şu anda Basri kardeşimin ve Berber Turgut diye sizin bildiğiniz Turgut Ağdağ'ın çalıştığı bir yer var. Orası mirasta bayağı karışık bir yer. Orası çözülürse, orasını çözebilirsek, oradaki eski binaları yok edip oraya çok güzel bir araç parkı ve açık hava pazar yeri yapmayı düşünüyoruz. Hepimiz hayırlı olsun. Evet, ben bir de şu muhalefet konusuna değinmek istiyorum. Arkadaşlar, iktidar değilsiniz, nasıl yapacaksınız diyorlar. Beni tanıyanlar bilir, bizim sözümüz senettir, biz yapacağız dese yaparız. Emin olun bundan, bizlere güveniniz. Sana, bu şarkım sana, beni anla sana. Yüreğinle gel bu meydan, meydan senin. Kalbimi al. Mevcut iktidar bir sene önce %60'ları söylüyordu. İşte şimdi %50'lerdeydi. Şimdi bir takım Türkiye'de bir takım olaylar oldu. Yani tek parti, birinci parti olmaktan bahseden duruma geldi. 2015'te genel seçimler var. Gene bu sene Cumhurbaşkanlığı seçimler var. Önümüzdeki dönemde kimin iktidar olacağı, kimin olmayacağı kesin de belli değil. Ama şunu çok iyi biliyorum. AKP tek başına iktidar olamayacak. Biraz daha eskiye gidelim, 94'lü yıllara. Şu andaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'u ele aldığında muhalefet partisiydi. Hatta muhalefet partisi bile değildi yani. O kadar partisi kötü bir durumdaydı. Ama şu anda ne yapıyorlar? Herkes Recep Tayyip Erdoğan diye geziyor bu sokaklarda. Şunu da söylemek istiyorum. Hangi belediye olursa olalım, AKP, MHP, CHP, BDP ne olursa olsun devletin buraya göndermiş olduğu para değişmeyecek. Aynı parayı buraya göndermeye devam edecek. Şu anda şunu da unutmayın ki Türkiye'de genel olarak genel seçimde mevcut iktidarın oyu %50'lerde. Ama yerel yönetimlerdeki oyu %39. Yani Türkiye'de 100 tane belediye varsa 39 tane AKP'nin, 61 tane diğer belediyenin. Herkes sistemi çevirmeye devam ediyor. Herkes çalışmaya devam ediyor.